Herkese merhaba arkadaşlar, The Baby in Yellow 2'nin birinci bölüm. Zaten bir bölüm sürecek bu oyun. Hepiniz hoş geldiniz. Bunu en son 5 ay önce oynamıştım, birazcık korkmuştum arkadaşlar. Birinci gece, bakıcı yatma zamanı. Çocuk, böyle mi düşünüyorsun? Sarılı bebek, birinci perde, ikinci sahne. Bu namına burada film mi çekiyor? Evet arkadaşlar, şimdi oyuna başlayalım. Merhaba ufaklık, nasılsın? Canım ya. İlk önce buna okunmuş biberonunu verelim arkadaşlar, kudurmasın. Rahat dur burada. Ulan yumurta kırıldı. Bey namus. Al evladım, lıkır lıkır iç ve büyü, tamam mı? Hala sen bir kudurmaya başla, nasıl bu yumurtaları kafanda kırayım. Evet arkadaşlar, hemen altına bok etti. Ben de iyi bir baba olarak bunu değiştirmeliyim. Oğlum bu mu bez? Küçücük bebek bu koca donu giyiyor. Benim donum bu kadar büyük değil lan. Al kral. Evet, birinci gün hiç sıkıntı çıkmadı. Güzelce altına sıçtı. Ben dedim agubuk agubuk temizledim. Şimdi götürüp yatıracağım. Öyle değişik ayışık hareketler ama ananı sikerim sen. Vay amına koyayım, ilk bölümde bunu direkt yatağa fırlatıp gidiyorduk. Şimdi beyefendiye masal da okuyalım. Masalın ismi neymiş? Prens ve Kedi. Ulan prenses ve kurbağa olmasın. Prens ve kedi bir gün öpüşmüşler. Kedi birden prensese dönüşmüş. Ondan sonra daha çok öpüşmüşler. Ay, ciddi anlamda bir okuyalım şunu. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlara. Prens derin su... Bu ne biçim bir cümle amına koyayım? Bir kedi yatağın altlayana kadar gizli bir bahçe buldum. Dedi ki büyük bir zevkle, heyecanla dış... Na bu şiir mi o amına koyayım? Ben bunda hiçbir şey anlamadım. Oğlum çocuk anlattı, hikayeye bak amına koyayım ya. Değişik değişik. Yok kedi prensi sikmiş, yok prens isyan çıkarmış. Ay yatıyor. Canım ya, çık ve kapıyı kapat diyor bana. Ama ben bunun başında böyle beklerim. Oğlum baba kurban. Amına koyayım, uyurken bir de horluyor zız zız diye şey çıkıyor, görüyor musunuz? Ay ay. Şimdi koltukta oturup bana bir masal anlat. Baba o şarkıyı açacağım ki bizim oğlan şey olsun, biraz beni sevsin, anladınız mı? Aa, uyandı. Gidip onu sakinleştirelim. Ay orospu çocuğu, ne oldu? Vurma kapıya. Kapı niye kenken açılıyor, anlamadım ki abi. Lan bu odada yok. Nerede bu orospu çocuğu? Oğlum neredesin? Bu odayı da yeni mi yaptılar amına koyayım? Merdivene çık diyor. Bismillah. Bura nere amına koyayım ya? Çocuk burada değil galiba, inin. Sikerim bel odayı ya. Odaya girdiğin gibi müzik değişiyor amına. Oğlum sana bir şey söyleyeyim mi? İleride seninle dalga geçecekler. Yarrak kafalı, sik kafa, heykel, babana koş diyecekler. Yapma. Üzülme, tamam mı evladım? Lan daka bir o kanepeye koşuyu açma. Kapat şu kapılar, niye kenken açılıyor? Çilingirciyi sağırırım, ecdadını sikerim sana. Bebek yatakta yatıyor, ben kanepede yatıyorum, hayata bak. Oh bakıcıyım ya amına koyayım. Fakirim ya. Ne oluyor ya? Evde her şey parıldıyor amına. İkinci gece, çocuk gülerek. Bak bak, komik değil mi? Bakıcı, sana bunu yapma demiştim. Aa, bu sefer de bu koltukta uzanıyor. Ne izliyorsun? Sana Nilo'yu açayım mı? Niloya, Niloya, kaplumbağayı içine al. Niloya, Niloya, kaplumbağayı içine al. Ay! Lan yarrak yarrak harekette yapma biberon. Kapıda kilitlendi amına koyayım. Diyor biberini bul. Biberonun da maşallah götü başı ayrı oynuyor. Buradaymış. Ver lan. Al evladım. Her yedini de sıçamazsın, senin demek ki ne kadar hızlı bir metabolizman var. Kabızlık mabızlık dinlemiyor. Ha, hemen yedini sıçıyor. Bezi alacağım, bu sefer götün başına yürü oynamasın ha. Ananın amı. Ananın amı, kilot. Kilotta gözler çıktı amına koyayım lan. Ne oluyor, azgın orospu evlat. Kaçma lan. Arkadaşlar herkes götüne dikkat etsin, bu kilot birimize girebilir, koşuyor amına koyayım. Gel lan. Ulan beni tuzağa mı çekiyor bu orospu çocuğu? Galiba o külot... Aa, yatağımın üstüne gitmiş. Ananı! Oh be, en son kafasını çarptı. Gözleri nasıl şeş peş atıyor. Ben sana dedim oğlum rahat dur diye. Elbet bir götü boklaya denk gelirsin dedim. Oğlum bebeğe ben bunu mu takacağım? Tabi bebek derler amına koyayım. Bu ne lan? Düşünsenize. Tam böyle oturuyorsunuz. Kilodunuzda bir şey hissediyorsunuz. Oh my god. Seri go bendi. Al. Ananın amı, yapma bunu. Seni alıp götürüyordum yatağa. Ne değişik değişik hareketler yapıyorsun. Gel oğlum. Aa! Edemiyorum her gün buna prens tavşan, prens prenses, prens kral, prens kaynana okuyamam ki ben sana her gün her gün. Tavşan ziyarete gelmiş bir tane prensesi. Prensi. Sonra ne olmuş?
Anasının namı olmuş. Kitap uçuyor. Dur ben bu kitabı bitireyim oğlum. Aa bu sürekli uçuyormuş. Bunun böyle bir özelliği var. İkinci sayfayı açınca mayın gibi patlıyor. Al sana peluş tavşan oğlum. Masaldaki, tamam mı? Hadi. Nerede kalmıştık? Hop bidi hop bidi tavşan kaçarken. Hop hop hop. Prens de onun arkada zibidi 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 şak 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 onu kovalıyormuş. Prens bağırmış. Kaçma. Benim senden başka arkadaşım yok. Ama tavşan dinlememiş ve kaçmış. Sonra mutlu son. Burası bunun evladı. Rahatla kanepede televizyon izle. Aynen ya, tam rahatlanacak ev ha. Öyle güvenli ki. Oğlum bu evde kapıda mı çalıyor amına koyayım? Kim o? Oğlum baksana kapıya. Kim o? Orospun evladı, kim o diyoruz? Ben demeyene kaçmam onu. 2 seconds later. Açalım. Kapıda bir adet bunu bıraktılar, gittiler. Nereye gittiniz lan? Tost makinesi. Oğlum bu tost makinesini bebek mi sipariş etti? Ben öyle bir şey yapmadım çünkü. Her şeyde anlıyor. Çok zeki bir çocuk. Ay büyüyünce var ya. Cumhurbaşkanı olacak. Ananın namı. Oyundan korkmadım, oyuna giren reklamdan korktum amına koyayım. Ya hani bu uygulamada reklam çıkmıyordu amına koyayım, o kadar 10 lira verdik. Aha 3. geceye geçtik arkadaşlar. Bakıcı diyor ki iyi geceler tatlı rüyalar. Çocuk yavaş yavaş raconuna başlıyor. Sana rüyaları göstereceğim, çıkarıp masaya vuracağım diyor. Evlat neyin var? Ha acıkmış, bana diyor peynirli bir tost yap. Önce tost makinesini açıyoruz. İçine 2 adet somun ekmek koyuyoruz. Ya önce bir tane. Zemini döşüyoruz somun ekmekle. Dolapta ne var bakalım? Çedar peyniri. Ver. Ben biraz malzemeyi fazla koyacağım arkadaşlar. 2 dilim peynir alacağım. Bol malzeme olsun. Rahat dursun şerefsiz. Tamam peynirli pizza dedim, budur zaten. Ekmek koy. Kapatıyorum ha. Çok güzel. Oğlum tost yandı o mınak. Onu yapacağım. Bebeği besle seni canavar. Çocuğa zeki dedik. İstediği makineye bak. Makine patlıyor. Belliydi duman çıkardı amına koyayım. Outlast'tan sonra bu çok korkutmuyor ama gene de korkunç. Dolaba bak amına koyayım, limuzin gibi olmuş. Dur ver biberonu, ancak bu onu sakinleştirir. Anasının amı. Kapanma. Tuzaklıdır ha. Oo. Labirent ol diyecek, gördün mü? Karlı dağlar aşamadım. Ben oğluma bakamadım. De gel yarim. De gel bana. Benim zekam buna yetmez amına koyayım. Bu labirenti nasıl çözeyim ayol? Komşuya mı gittin senin namussuz? Ey yarrak bu... Vii buradaymış. Sakin ol! Evzu bileğimin şeytani rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahpenin evladı. Sakin ol yoksa bu biberona kavuşamazsın. Cin çık cin çık cin çık. Yallah cinler yallah. Allah. Şerefsiz köpek. Gel lan buraya. Sen 2 gün rahat duruyorsun, 3. gün kuduruyorsun amına koyayım ya. Bekle. Bak bu bezde gene bir şeyler çıkmasın ha. Arkama dönünce sen çıkmayacaksın inşallah. Ulan nasıl oldu rahat durdu bu? Anasının namı. Birinci dönümde de böyle bir kapelik yapmıştı ya. Orospu çocuğu. Bir de bana bakıyor. Püh! Namussuzun evladı. Ulan küçücük çocuksun, vela dizine. Seni tutar anan sikerim, gel buraya. Üst kattaki acil durum camını kır. Koş 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 koş. Lan evde acil durum camı varsa niye ben bu evdeyim amına koyayım ya. Üst kattaki acil durum. Anasın lan mı? Emzik mi bu? Okunmuş emzik. Gel buraya. Neredesin orospu evladı, sana emzik getirdim. İç. Lan emzik getirdim sana, emzik. Al. Yallah. Aha. Emziği ağzına verdik. Anında sakinleşti. Yatak odasına götürelim bu şerefsizi. Rahat dur oğlum. Ulan yapma bunu. Yapma. Bak hele bak. Kaçıncı gündeyiz? Daha ikinci gündeyiz amına koyayım, abartma lan. Yatıyorsan ben gidiyorum o zaman. Hala bana diyor babayı sakinleştir. Nasıl sakinleştireyim bunu? Sakin ol. Bunu sakinleştirmek için tüverk atmalıyım. Bak götüme. Ay kıllı götüm, kıllı götüm. Gülmüyor orospu çocuğu. Sakin ol. Yat! Köpek. Gözlerin sen niye normale dönmüyor ya? Al sana koyunlu peluşluğu sakinleştirir. Heh. Bir de masal mı okuyacağım ben buna? Prens ve koyun. Prense koyun.
Ay, prens yine ne yapmış bu koyuna? Bak hele bak. Saray boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti de esti. Eyvah! Perdeler ardına kadar açıldı. Küçük prens yatağındaydı ve uyuyamadı. Bu yüzden annesine seslendi. Valide, lütfen git ve koyunlarımı bul. Ne olmuş? En son ne olmuş? En son ne olmuş? Peluşlar çıldırmış. Amına koyayım, iki tane peluş oyuncak ayı mı beni korkutacak? Oğlum prensin zaten kendisi bu olmasın? Aha göğe yükseliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Göğe yükseliyorum. İyi geceler. Şeytan sesleri geliyor bu evde. Yukarıya gitme diyor. Tamam, aşağıda beklerim. Kanepede. Anasını sikerim, yukarı gitmiyorum zaten. Şu an webcam'in altında her şey yazıyor arkadaşlar. Siz göremiyorsunuz amına. Keşke sağ kalsaydım. 2-3 tane fısıltıdan mı korkacağız lan? Şş, yumurta ver bana hele. O bebek çok kudurmuş. Bu yumurtayı ben fırlatacağım. Yukarıya gidiyorum valla. Kimse kusura bakmasın. Ulan amına kodumun çocuğu, neredesin sen? Yumurta getirdim sana. Orospu evladı nerede? Aa, yumurtayı yanlışlıkla fırlattım. Beyaz tavşanı takip et. Ne oldu amına koyayım ya? Oyun da iyice saçmalamış. Bebek nerede? Ben ona bakmam lazım ha. Ailesi günlük 25 euro veriyor ha. Evet. Kapı kilitlendi. Aa oğlum. Beni her zaman koruyan kollayan oğlum. Asansöre giden kapının kilidini aç, bebeği yakala. Gel. Bebek nerede? Gel. Gel lan. Ola hokus pokusu sana gösteririm şimdi, seni tuvalette ömür boyu hapis ederim ha. Gel. Ananı sikeyim ben sen. Sana orospu anan da yerinde durmuyordu ki, o yüzden böyle oldun sen. Bak hele bak. Gel lan. Dolapta ne var? Bir adet karpuz. Oğlum karpuz yiyin mi? Ha, belki karpuzla bunu kandırabilirim. Şuraya bir kayıt cihazı takalım hele. Burada bir çalsın. Çal. Müzik çalınca belki bebek sakinleşir. Bak ortaya çıktı. Gel. Müzik dinleyelim, gel. Ben bu müziği açarak sen ananla yatmıştım, biliyor musun? Aha. Piyano müziği. Bundan 3 adet toplayınca piyano çalabiliyormuşuz. Takayım. Tam notaları şey yaptık, piyano çalalım. Belki sakinleşir böylelikle bebek. Bak geldi yanıma. Anahtar ondadır ha. Ben de anahtarı arıyorum amına. O anahtarı babana ver. Yoksa anan huzursuz olur evladım. Aha, şeytan armele. Anahtarı aldın mı? Aramızdaki bu baba oğul sevgisi bitti. Şerefsiz adi köpek. Benimle taşak geçersin ha. Gidiyorum. Artık hiç kimse sana mama vermeyecek. Altını değiştirmeyecek. O kokunu çekmeyecek. Masal anlatmayacak. Ne kadar çok konuştum, gidiyorum ya. Uyusun da büyüsün ninni. Tepeş tepeş yürüsün ninni. Bu orospu çocuğunun benden istediği nedir? Çalış asansörcüğüm. Çalış canım benim. Çabuk ol. Arkamda çünkü. Bak. Kenara doğru çekiyor beni. Bak. Bak. Çıldırdı oğlan. Oğlan çıldırdı. Ne yapacağım ben? Geliyor bana doğru. Ne yapacağım ben? Asansörün gelmesi... Ananın amma. İyi geceler. Oğlum küçücük çocuktan kaçıyorum. Böyle iş olur mu amına koyayım ya? Ha diyelim ki kurtuldum. Ben böyle bir anı yaşadıktan sonra, ömrü hayatım boyunca kendime olan saygımı yitirdikten sonra ne anlamı var yaşamanın? Ver şu anahtarı. Bu galiba... Lan! Açılsana. Bir tanesini açtık. De bir daha gel bunu aç. Ver şunu. İkinci anahtar da bu. Açıl lan. Evet açıldı. Başka anahtar kaldı mı? Koş 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 koş. Aha asansör. Yapma. Asansör. Biniyorum. Bas kapıya. Amına koyayım. Tuşa bas. Şimdi ne yapacaksın? Kaçtım galiba asansörle. Amına koyayım. Hala asansör kullanıyor. Ben direkt hem merdiven boşluğunda atardım. Böyle bir bebek bana saldırsaydı. Gene bakmayacağım sana. Televizyon izlemeyeceğim arkadaşlar. Görev galiba televizyon izlememek. Gidin lan. Gidin lan. Televizyon izlemeyeceğim lan. İzlemeyeceğim televizyon. Bana ne amına koyayım. Devir değişti artık millet tele... Ay yarra. Televizyonda hep bunlar çıkıyor. Bakma diyor bana. Nereye gideceğim ya? Kapağı yedim amına. Yapma. Zorla televizyon izletme. Acaba düşünüyorum ki bu çocuğu yatağa değil de başka bir yere mi yatayım böyle bir boşluğa? Aynen. Mesela şuraya atsam. Yürü.
Onu sonsuzluğa attım arkadaşlar. Hadi be. Oha mına. Oyun boyunca en korktuğum an seni gördüğüm an oldu. Püh. Veba salgını maskesi giymiş. Açalım şurayı. Buradan gidiyorum o zaman. Hep aynı oda. Hep düz koridor, yapma bunu. Ananı sikim ben senin. Nereye gideyim ben ya? Şimdi düşeceğim bu köprüden ha. Ne bu oyun ya, bitmiyor artık. Çuf 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 yarrak. Çıkın önümden ayol. Çık önümden. Aha çıkış kapısı. Aha çıkış kapısı buldum. Özgürlüğe. Koş küçük tavşan, sen tek değilsin. Her zaman daha fazlası olacak. Beni de tavşan yaptınız ya bana. Evet arkadaşlar, oyun burada bitti. Değişik bir oyun yapmışlar. Birin üstüne bayağı şey koymuşlar arkadaşlar. Birden daha uzun ve daha korkunçtu. Bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.